Herkese merhaba sevgili izleyenlerimiz. İnteraktif'e hoş geldiniz. Bugün sizinle beraberiz efendim, canlı canlı. Çok değerli bir konuğum var yine stüdyomda. Girne Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi, yardımcı doçent doktor Mutlu Soykurt hocamız bizimle beraber. Bir merhaba diyelim. Hoş geldiniz. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Biz de sizi gördük. Çok daha iyi olduk. Bugün sevgili izleyenlerimiz, programımız dolu dolu. Birçok konuyu konuşacağız konuğumuzla beraber. Kuzey Kıbrıs'ın değerleri serisini konuşacağız. Ali'nin sihirli kitabı var. Onu kaleme aldı. Ali'nin sihirli kalemi kitabını konuşacağız. Ve sosyal sorumluluk projelerini konuşacağız. Ve güzel bir sergiden bahsedeceğiz. İsterseniz sergiden giriş yapmak istiyorum ben. Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi Derneği'nin 49. kuruluş yılında gerçekleştirilen Ayak İzleri isimli sergi. 1975'ten 2024'e kadar olan bir dönemi anlatıyorsunuz. Biraz bize bahseder misiniz? Elbette. 1975'te ulusal amaçlarla yola çıkmış çok değerli bir kadın örgütümüz Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi, evet, Derneği ve o dönemde kurulmuş ilk 3 kadınlar birliğinden bir tanesi. Hı hı. Hatta belki de ikincisi. Hı hı. Bu konseyin hem o dönem 1975 yılından başlayarak günümüze kadar gelindiği zamanda hem Kıbrıs Türk halkının moralini yükseltme, hem Kıbrıs sorununa parmak basma ve bunun haklılığını uluslararası arenaya taşıma gibi, hem kadın girişimini ve güçlenmesini, kadınlardaki özgüven yükseltilmesini, kadınların dış dünyaya açılmalarını ve birbirleriyle paylaşmalarını artırıcı çok güzel ve anlamlı sosyal sorumluluk projeleriyle ve Avrupa Kadınlar Konseyi'nde ülkemizin temsil edilmesiyle ilgili yapmış olduğu değerli çalışmaları, Kıbrıs'ta siyasette özellikle kadının var olabilmesi için kadın kotası gibi, pozitif ayrımcılık gibi konuların gündeme taşınması, bunların konuşulmaktan öte komitelerde söz hakkına sahip olup da bu konuların ivme kazandırılması ve toplumda kadın güçlenmesinin ardında pek çok çalışmaya imza atılması bu konseyin son derece öne çıkan çalışmaları arasında sayılabilir. Ben de konseyin 49. yaş gününü, onların bu dönem içinde yaptıkları birkaç önemli faaliyete dikkat çekerek, evet, kutlamak istedim. Ve zaten konseyin kurucu ve onursal başkanı Doktor Latife Birgen'in yaşam öyküsünü, hı hı, kaleme, evet, almıştım. O dönemde konseyle ilgili benim de epeyce bilgim oldu. Ve bunların gerçekten toplum tarafından bilinmesinin önemine, tarihin bilinmesine, hı hı, ve bu çalışmaların onurlandırılmasına yönelik bir çalışmaydı. Çok keyifli oldu. 15 gün Taşev'de sergimiz açık kaldı. Hı. Pek çok ziyaretçi ağırladık. Şimdi dün sergimiz toplandı Lefkoşa'dan. Ve bunun gezici bir sergi olduğunu söylemiştik. Çünkü, evet, amacımız burada tarihi anlatmak. Evet. Bu güzel girişimlerle örnek olmak, hı hı, ve bu konseyin hala etkin bir şekilde faaliyetlerinin sürdüğünün altını çizmek. O nedenle çok yakın bir tarihte, belki 1-2 hafta içinde sergimiz İskele bölgesinde çok değerli bir yere konuk olacak. Yine orada da tarih severleri sergimizi gezmeye, bu bilgilerle donanmaya bekliyoruz. Evet, gerçekten şimdi bir yandan fotoğraflarımız da, hı hı, ekranda. 1975 yılından, evet, bugüne kadar gelen bir yolculuk, uzun bir, evet, yolculuk. Siz de bunu ayak izleriyle, evet, anlattınız. Ne kadar da anlamlı oldu gerçekten. Hı hı. Fotoğraflarda da çağdaş Kıbrıs Türk kadınını görüyoruz. Aynen. Ne kadar güzel ve bu kitap da gerçekten bir hazine değerinde. Çok teşekkür ederim. Elime aldığımda bir kez daha anladım sevgili izleyenlerimiz. Çünkü 1939 yılından ta o yıllara gidiyorsunuz. Çocukluk ve ilkokul yılları. 32'den. 32'den mi şu anda? Evet. Elinde 39 yazıyor. Çocukluk ve ilkokul yıllarından, evet, başlıyorsunuz. Ve 9. bölümde Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi. Şimdi konuştuğumuz, aynen, konseyin kuruluşu var. Evet. Hani her
bu toplumda yaşayan kişinin kütüphanesinde olması gereken bir eser diye düşünüyorum. Çok güzel söylediniz. Bir eğitimci olarak. Bizim de amacımız zaten bu. Hı hı. Bu topraklarda yaşamış ve günün koşullarının gerekliliğini yerine getirmiş. Evet. Bilgisiyle, donanımıyla, bilimsel bakış açısıyla, hı hı, bu toplumu çok güzel analiz etmiş. Evet. Ve toplumun ihtiyaçlarını gözeterek o günden bugüne güncellenerek ve güncelleyerek çalışmalarını bir derneğe öncülük etmiş değerli bir şahsiyetin yaşam öyküsünün içinden, evet, elbette ki herkesin kendine çıkaracağı şeyler olacaktır. Herkesin kendine çıkaracağı bir şey var. Örneğin 12. bölümde, evet, tüm kadınların çıkaracağı bir süreç var. Tarihsel süreç içinde Kıbrıs'ta ve, evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türk kadını ve kadın hakları. Evet. Gerçekten bunu tüm topraklarda yaşayan kadınların bilmesi gerekiyor. En kırsal kesimden, evet, en şehirdeki kesime kadar haklarımızı bilmemiz gerekiyor. Ve haklar nereden nereye, tarihsel süreci, evet, bilmek gerekiyor. Ve bu gelişimi takip etmek, evet, gerekiyor. Gelişimi. Birleşmiş Milletler'in de insan haklarına ve kadın haklarının bütün dünyada evrensel olarak kabul edilmesi ve, evet, uygulanması için yaptığı toplantılara da Doktor Birge'nin aktif olarak katılmış olması ve her toplantı sonrasında gerek Birleşmiş Milletler'in, evet, kadın 10 yılı toplantılarında, gerekse Avrupa Kadınlar Konseyi'nin her yıl farklı bir ülkede gerçekleştirdiği konferanslarından dönüşte buradaki herkesi bilgilendirmesi, hı hı, ve buradaki kadınların farklı bir vizyondan konulara, olaylara bakış açısında bir ivme ve değişiklik yaratmış olması çok değerlidir. Çok değerli gerçekten. Bilime, Kıbrıs sorununa ve insan haklarına adanmış, cesur, kararlı ve ilkeli bir yaşam öyküsü şu an elindeki kitap sevgili izleyenlerimiz. Doktor Latife Birgen, Mutlu Soykurt'un kaleminden alınmış. Şu anda izleyenlerimiz, evet, kitaba ulaşmak isteyebilirler. Satışta mı şu anda, nereden, evet, ulaşabilirler? Kitabımız satıştadır. Hı-hı. Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi Derneği'nden ulaşabilirler. Köşk Çiftlik'tedir merkezimiz. Hı-hı. Ayrıca Galeri Kültür Kitabevi'nde ve Işık Kitabevi'nde de kitaplarımız satıştadır. Evet. Yine güzel bir başlıkla başlıyor kitap zaten. Çok katılıyorum ben de. Çağdaşlık önce ailede başlar. Kesinlikle. Ne kadar güzel. Eşitlik önce ailede başlar. Hı-hı. Ve inanır mısınız, bugün karşıma çıkan bir cümle oldu benim de sosyal medyada gezinirken. Kimin sözü olduğunu aklımda tutamadım ama sözün ne olduğunu hatırlıyorum. Diyor ki bu güzel sözde, bütün duygular ailede öğrenilir. Bütün duyguların temeli evdir diyor. Dolayısıyla İnsan demek ki sevgiyi de ailesinden görürse öğrenebiliyor. Evet. Şiddeti de, öfkeyi de, eşitliği de. Demek ki o küçücük aile, çekirdek ailenin içinde hangi duygular verirsek çocuklarımıza ya da biz hangi duyguları ailemizden alırsak biz de onları dönüştürebiliyoruz hayat boyunca. Onun için Latife Hanım 8 çocuklu bir ailenin, hı-hı, çocuğu. 4 kız ve 4 erkek olarak eşitlikçi, evet, bir şekilde bölünmüş, bölünmüş, evet, cinsiyet dağılımı da. Evet. Kendisi zaten hep onu söyleyerek başlamıştı sözlerine. Sanki diyor, ben eşitliği hani matematiksel olarak da ailemden gördüm, evet, ve bunu yaşadım. Çok güzel. Evet. Şimdi şöyle bir şey var sevgili izleyenlerimiz. Bu kitap zaten başlı başına bir program. Yani biz her sayfasında bir öğreti var. Gerçekten bir yaşam biçimi var, yetişme biçimi var. Yine de bizim toplumumuzda, Türk toplumunda diyelim, evet, ama tabii çok da değerli eserler var. Onlara da değinmek istiyorum ama gerçekten nacizane bir tavsiye. Bu kitap herkesin kütüphanesinde bulunsun diyorum. Çok teşekkür ederim. Ayak izlerine değindik. Şimdi bu ayak izleri de 3 Mayıs 2024'te Cuma günü gerçekleşti ama açılışı şimdi İskele'de yapıldı. Ne zaman olacak? Yani hazırlıklarımız sürüyor. Ha. Şimdi oraya geçiş yapacağımız için yerin ayarlanması ve oradaki
tasarımın planlanması gerekiyor. Herhalde bir hafta sonuna diye düşünüyorum. Çok güzel. Orada İskele bölgesinde çok tatlı bir ev sahibimizin misafirperverliğinde ağırlanacağız. Onu da buradan şimdi söylemeyeyim, sürprizi kaçmasın ama bölge İskele, gideceğimiz bölge İskele. Onun duyurusunu tekrardan büyük bir gururla paylaşacağız günü geldiğinde. Sevgili izleyenlerimiz, bu arada Facebook haber sayfasında sizi görüyorum. Sorularınız varsa, görüşleriniz varsa yazabilirsiniz. Ben de burada konuğuma böyle canlı canlı sorabilirim. Şu anda bizi izliyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Şimdi ama bu sergiye de katılım oldukça fazlaydı, değil mi? Serginin çok böyle kendi içinde çok sıcacık bir doğum günü partisi oldu diyelim. Evet. Orada değerli konuşmalarıyla bizleri onurlandıran kişiler oldu. Hepsine geldikleri için ve katıldıkları için, değerli zamanlarını ayırdıkları için çok teşekkür ediyorum. Evet. Tabii ki ben bir eğitimciyim ve az önce de sizinle sohbet ederken söylediğim gibi insan ayırmadan, topluluk ayırmadan, dernek ayırmadan insanları bir araya getirmeyi kendine misyon edinmiş bir sosyal aktivistim diye tanımlıyorum bazı gün kendimi. Evet. Çünkü sonuçta bütün derneklerin kuruluş amacında ortak bir payda vardır. O da topluma hizmet. İnsanlığa hizmet. Gerek bu toplumsal olur, gerek ulusal olur, gerek ikisi birlikte olur. İhtiyaçlıları gözetmek, daha dezavantajlı bireyleri gözetmek, katkı sağlamak, farklı alanlarla ilgili farkındalık yaratmak ve paylaşmak. Evet. Ama tabii ki tüm bunları yaparken iyi niyetle bir araya gelmek. Kesinlikle. Şimdi siz aynı zamanda gerçekten bir toplum gönüllüsüsünüz. Yaklaşık 2019 yılından beri derneklere destek veriyorsunuz. Aktivistsiniz. En önemlisi eğitimcisiniz. Yani her şeyin zaten eğitimden başladığını siz bizi inandıracaksınız. Eğitim bu hayatta şart. Şimdi bu diğer kitaplara geçmeden önce şuna da değinmek istiyorum. Yine meslek liselerinin önemi. Çok önemlidir meslek liseleri. Karpaz Meslek Lisesi ile bir proje yaptınız. Orada gittiniz, katkı koydunuz. Biraz bahseder misiniz gençlikle ilgili, gelecek projesiyle ilgili? Küçük de ondan bahsedelim hemen. Evet, dediğim gibi İş Kadınları Derneği'nin bir projesiydi bu. Ben de İş Kadınları Derneği'nde 2019 yılından Fahri Üye olarak çalışıyorum ve her yıl İş Kadınları Derneği'nin Tersim İşbirliği'nde düzenlenen Yılın Kadın Girişimcileri Ödül Töreni'nde jüri üyeliği yapıyorum. Onlara gerektiği zaman ve ihtiyaçları olduğu zaman destek vermekten hiçbir zaman kendimi alıkoymadım. Seve seve gidiyorum. Çünkü onlar da çok çalışkan ve çok kadının bir yerlere gelebilmesi için, iş dünyasında kadınların görünür olabilmesi için çalışan çok değerli bir dernek. Derneğin bu yılki eğitim projelerinden bir tanesi de Senin Sesin Gençliğin Geleceği ya da Gençliğin Geleceği Senin Sesin. Ben bunu söyleyemiyorum. Biraz karmaşık. Senin Sesin Gençliğin Geleceği projesi. Tekerleme gibi biraz aslında, doğru. Onun için Senin Sesin karıştırıyorum Gençliğin biraz. Geleceği. Çok güzel aslında. Evet. Biraz karıştırdım bunu geçen gün de söylerken. Evet. Ama niyet aynı niyet. Mesaj çok dolayısıyla güzel. Mesajımız bu. Bizim şu anki sesimiz aslında gençliğin geleceğini oluşturuyor. Ya da şu an gençliğin sesi bizim de kulağımıza kaçması gereken bir ses aslında. Bütün bunlar ışığında onların geliştirdiği ve benim de moderatörlüğünü severek üstlendiğim bir projeydi bu. Meslek liselerini ziyaret etmek ve o meslek liselerinden mezun olmuş kişilerle bugün iş hayatları nasıl gidiyor, işte meslek liseleri onlara neler kazandırdı iş yaşamında gibi somut örnek profilleri onlarla buluşturarak bir sohbet toplantısı gerçekleştirmekti aslında. En son Karpaz Meslek Lisesi'ndeydik. Sedat Simavi Meslek Lisesi'ne gittik öncesinde. Bir okula daha gitmiştik, bir meslek lisemize daha gittik. Bu üç okulu gezerken tabii ki imkanları görüyoruz. Öğrencilere istihdam sağlanması konusunda çok büyük bir havuz oluşturuluyor şu anda İş Kadınları Derneği tarafından. Yaz döneminde özellikle bu meslek liselerinde okuyan çocuklarımız
çalışmak istedikleri takdirde bu iş insanlarının kolaylıkla onlar bulabileceği bir platformun yaratılmasıyla ilgili de bir havuz oluşturuluyor şu anda. Bir network gibi olacak herhalde. Evet. Herkes ulaşacak. Kesinlikle. Hem onların işini kolaylaştırıyoruz, hem farklı sektörlerde iş veren kadınlarımızın da bu çocuklardan, elinde altın bileziği olan çocuklardan yararlanmaları için bir platform yaptık. Öğrenciler canlı örnekleri görerek onlarla sohbet edebiliyorlar, sorularını sorabiliyorlar, iş yaşamıyla ilgili neler yaşamakta olduklarını dinleyebiliyorlar, deneyimlerini ve en güzeli de meslek liselerinden mezun olmuş olmanın gerçekten bugünkü hayattaki karşılığının ne olabileceğini görüyorlar. Bu da beni son derece mutlu ediyor. Ama gerçekten tabii şimdi bu konuyu bir başka programda sizinle konuşmak isterim, meslek liselerinin önemini. Çünkü artık çağımızda giderek artıyor. Yani tabii ki de üniversiteler çok kıymetli ama nitelikli gençler, nitelikli elemanlar artık kazanacak. O bölümü seçenler kazanacak. Hı hı. Meslek liselerinde okuyan gençlerimizle ben projelerde de yer almıştım. Birçok bütün hatta ülkemizdeki meslek liselerinin olduğu bir projedeydim. Nasıl gençler pırıl pırıl, nasıl başarılı, nasıl çalışkan ve yaratıcıydı gençlerimiz. Çok gurur duydum çünkü meslek liselerinin seçimi bence çok kıymetli. Yani birçok genç seçebilir. Çünkü nitelikli eleman, nitelikli kişi yetiştiriyorlar değil mi hocam? Bu başka bir konu aslında ama. Nitelikli eleman yetiştirebiliyorlar. Çok doğru söylediniz ama meslek liselerinin seçim algısı çok daha farklı. Farklı işte, onu değiştirmek gerekiyor. Onun yavaş yavaş zaman içinde kendi kendine eriyeceğine inanıyorum ben. Bizler sayesinde, yaptığımız yayınlar sayesinde de. Çünkü gerçekten meslek liselerimizin durumuyla ilgili, gördüğüm 3 okulla ilgili birazcık bilgi verecek olursam size, son derece altyapısı olan, donanımlı, imkanları son derece gelişmiş, elinde projeleri, malzemeleri ve imkanları olma yolunda çok büyük aşamalar kaydetmiş olduğunu görüyorum okullarımızın. Doğru. Bu da çok sevindiricidir. Kesinlikle. Demek ki meslek liselerimize yeterince önem verilmeye başlandı artık. Kesinlikle. Ve bu çocukların da gerçekten bir meslek sahibi olarak o yetkinlik ve yeterlilikte mezun olabilmesi için eğitimde bir kalitelenme söz konusu olduğunu ben hissettim tabii ki oradaki imkanları gördüğümde. Tabii ki bu şöyle de bir soru getirir hemen aklımıza. Düşünün ki buraya gelen üniversite öğrencileri de aslında çok çok şanslılar. Müthiş şanslılar. Ama tabii ki bu şansı ne kadarını kullanıyorlar ya da bu şansın ne kadar farkındalar? Yani bugün buraya okumaya gelen öğrencilerde de üniversitelerin kütüphaneleri, bilgisayar laboratuvarları, kampüsleri, işte sosyal ve kültürel yaşama, uyum sağlama aktiviteleri, her şey vardır. Ama her şey bireyde biter. Kesinlikle. Eğitimcide biter. Eğer bir eğitimci sizi yönlendirebiliyorsa ve sizin zihninize işleyebiliyorsa söyledikleri, davranışlarıyla rol model oluşturabiliyorsa, siz o zaman ikna olursunuz adım atmak için. Kesinlikle. Ya da tam tersi de olabilir. Bu kadar imkan içinde canınız sıkılabilir. Tabii. Kesinlikle. Buraya gelmek istemeyebilirsiniz ya da size sunulan imkanları görmezden gelebilirsiniz. Dolayısıyla bunun farkına varabilmek de çok önemli. Bunun farkına varabilmek için de birazcık böyle bakış açımızı kendimize çevirmemizde fayda görürüm ben. Ben de katılıyorum. Kesinlikle kişinin kendisinde bitiyor her şey, başlıyor ve bitiyor. Bir çok güzel bir soru gelmiş, hemen okumak istiyorum size, sormak istiyorum. Herhalde demek ki konuyla ilgili. Kıbrıs Türk mücadele tarihinde kadının rolünü, önemini ve değerini öne çıkaran güzel bir başyapıt olmuş. Çok teşekkür ederim. Bu gibi yayınlara ülkemizde daha çok ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bu bağlamda derneğin kadınlara veya toplumumuz içindeki dezavantajlı bireylere yönelik planladığı toplumsal farkındalık arttırıcı etkinlik veya planlar var mı? Tabii. Evet. Şimdi şöyle söylemek istiyorum. O gün doğum gününde de söyledim konseyin. Şimdi her dernek kurulduğu dönemin içeriğinde ve koşullarında doğar. Evet. Ve kendi içinde bir kültürel dinamiği vardır. Bir ilkeleri, prensipleri ve bir döngüsü vardır. Kadınlar Konseyi Derneği
Öyle bir dernek ki bugün günümüzde gördüğümüz filanca dernek şuraya şunu yaptı, filanca dernek burada kurdele kestiğinin dışında hareket etmeyi kendisine misyon edinmiş bir dernek. Dolayısıyla 49 yıldır eğitim bursları aralıksız sürmektedir. Katkıları sürmektedir. İhtiyaçlı ailelere, dezavantajlı bireylere katkıları sürmektedir. Ama bunların hiçbiri medyayla paylaşılmamaktadır. Bunları ancak kendi yıllık faaliyet raporlarına bakarsanız görebilirsiniz. Bu da derneğin kendi içindeki kültürünü temsil eden bir olaydır. Tabii ki belki burası aslında güncellenmesi gereken bir yeridir konsey faaliyetlerinin günümüze uyarlanması ve daha görünür olması açısından. Bununla ilgili belki hani eğitim burslarının kesintisiz devam ettiği ile ilgili belki birazcık daha görünür olmak bence için de bir şeyler yapabiliriz. Ki paylaşıcı çoğalsın, hani daha çok insanlar katkı koysun, görsünler. Olabilir. Bu projelere, çünkü eğitim her şeyin başı. Bizim sesimiz geleceğin sesi. Evet, çünkü gördüğünüz kitapta da söylediğimiz gibi Doktor Birgen'in kitabı da yine pozitif ayrımcılık ilkesiyle hareket edilerek kız çocuklarının eğitiminde kullanılacak bir gelirle bugün konseye bırakılmıştır. Dolayısıyla satın alacağınız her kitapla hem siz kendiniz muhteşem bir kişiyle tanışmış olacaksınız. Yeni öğretiler girecek hayatınıza. Hem de bir kız çocuğunun daha eğitimle var olmasına ve belki de topluma bizler gibi fayda sağlamasına yardımcı olacaksınız. Evet. Şimdi süremizin sonuna doğru geliyoruz. Biraz daha hızlı vakit kullanmak istiyorum. Çünkü çok daha önümde eserler var. Kuzey Kıbrıs'ın Değerleri serisi. Aslında siz de çok vefalı da bir gençsiniz. Toplumu yetiştirdiği bir gençsiniz. Çünkü niye baktığımız zaman çok değerli kişileri tekrar gün yüzüne çıkartıyorsunuz, bahsediyorsunuz ve bunu eserlerle yapıyorsunuz. Evet. Bellek, toplum belleği çok önemlidir. Bu tarz kalem yeteneği olan her kişinin bence bu tarz eserler bırakması gerekiyor. Bu da bence bir sorumluluktur diye düşünüyorum. Evet, bir ben yol açtım. Evet. İnşallah devamını, tabii ki ben de görmeyi, çeşitliliği seven birisiyim. İnşallah olsun. Şimdi 4 tane eser var. Kuzey Kıbrıs'ın Değerleri elimde duruyor. Ve isimler var. İsimleri siz sayın ve neden öncelikle bu isimlere verdiniz? Evet. Kuzey Kıbrıs'ın Değerleri serisi benim kızımın piyano öğretmeni, değerli Yıldan Birant Hoca Hanım'la başladı. Kendisine buradan çok çok teşekkürlerimi ve sevgilerimi iletmek istiyorum. Yıldan Hocamız kendisi çok uzun yıllardır gerçekten piyanoya gönül vermiş, piyano tutkunu, öğretmenlik aşkıyla yanan tutuşan bir eğitimci. Evet. Ve onun çocuklara olan davranışı, müziği ve müzik aletini sevdirmeye olan davranışı, hasta olduğu gün dahi dersini iptal etmeyişi, pandemi döneminde düşünün siz WhatsApp'ın ekranından görüntülü evlerimize bağlanıp da bu dersleri sürdürmesi o kadar değerli kıldı ki onu benim gözümde ve yaptığı işte. Royal School of Academy'nin sınavlarına öğrenci hazırlayan ve üstün başarı ödüllerine ödülleri kazanmasına destek olan bir müzik öğretmeni beni çok derinden etkilemişti ve onunla başladık Değerler serisine. Değerler serisi 10 tane kitapla bir kapanış yapacak diye konuştuk. 10 tane, 4. 5. şu an yoldadır. Orada kim var? Orada da çok değerli bir sağlıkçımız var. Bir profesör kadın var. O da yine bir alanda öncü olmuş ve bir ilk olmuş. Toplumda da büyük bir sağlık farkındalığı yaratmış çok değerli bir hocamız. Ama hep kadınlar yok değil mi Mutlu Hanım? Hayır, evet. Az önce de söylüyorum. Ben hep kendimi anlatıyorum. Toplumsal cinsiyet eşitliğine inanan birisiyim ben. Dolayısıyla hep kadınlar olsun diye çıktım bu yolda.
Ben dedim ki hayır, kendine yakıştıramayacağım bir olay bu. Tamam, pozitif ayrımcılık olabilir ama benim projemde değerli, böyle farklı disiplinlerin öncülüğünü yapmış, karakteriyle, kişiliğiyle, yaptığı işiyle toplumda öncü ve örnek olmuş insanların hepsi bu şeyde olması lazım diye düşündüm seride. Evet. Onun için böyle bir kriterim var. O kritere uyan ve kendi hayat hikayesini paylaşma arzusunda olan kişilerle uzun röportajlar yapıp, albümleri karıştırıp, evet, sonra grafik tasarıma geçip, uzunca bir süreçten sonra bu kapsül kitapçıkları böyle her yaştan kişinin okuyabileceği bir şeye, formatta, evet, paylaşmayı seviyorum. Şimdi içeriğinde bahsedeceğim. Çok da eğlenceli yaptınız. Fotoğraflarla, işte yazı karakteriyle gerçekten hani herkesin rahatlıkla okuyabileceği, evet, yani 80 yaşındaki bir bireyin de 8 yaşındaki bir bireyin de keyif alıp okuyabileceği tarzda, evet, bir kitap. Eminim şey de öyledir. İçeriği de öyledir ve resimler, evet, çok etkili. Çünkü her şey görsel de, değil mi? Eğitimde görsel çok, hafıza çok önemli. Kesinlikle. Görsel hafıza ve resimler de var sevgili izleyenlerimiz. Bu serinin 4. kitabıydı. Tabii ikinci kitabımı da hemen söyleyeyim size. Raziye Koca İsmail. Yine toplum için gönüllü çalışan değerli bir isim. Kesinlikle. Ve Işın Ramadan Cemil. Hı hı. İş insanı, çok değerli, evet, bir iş insanı. Evet. Bu isimleri de seçtiniz ama 10 taneyle mi tamamlayacaksınız? 10 tane diye düşündük ama elbette ki güzel giden bir çalışmadır bu. Güzel, evet, giden bir projedir. Belki 10, 20 olur, 100 olur. Belli olmaz. Evet, şimdi Kuzey Kıbrıs'ın Değerleri serisini de konuştuk sevgili izleyenlerimiz. Süremizi de yine dikkatli kullanmak istiyorum. Ali'nin Sihirli Kalemi. Bu bir davetiye. Evet. Kitabımızda burada görüyorsunuz. Siz anlatın istiyorum. Tüm satış gelirini anlatın. Kitap bir farkındalık kitabı, amacı o. Biraz bahsedelim mi kitaptan? Olur. Ali'nin Sihirli Kalemi çocukluk çağında bir kanser türünü deneyimlemiş Ali'nin. Doktorun ona tedavisinin bittiğini ve yarın hastaneden taburcu olacağının müjdesini vermesiyle başlayan, o hastanedeki son gecesini anlatan bir heyecanlı motivasyon kitabı aslında. Ali o gece heyecandan uyuyamıyor ve o süreç gözlerinin önünden geçiyor. İşte kendini daha güvende hissetmesi için hiç yanından ayırmadığı ayıcığını karşısına alıyor ve ona diyor ki, çok teşekkür ederim her şey için. Yani her zaman yanımdaydın. Canım acıdı, seni kucağıma aldım, ağladım. Çok mutluydum, sana sarıldım, mutlu olduk. Ve bunları ona söylerken aklından pek çok insana ve pek çok objeye daha teşekkür etme isteği olduğunu fark ediyor. O esnada da hayal gücünün yardımıyla penceresinden giren sihirli bir kalemin yardımıyla herkese ve her şeye teşekkürler panosu hazırlıyor Ali. Ve bu teşekkürler panosunda sıcak su torbasına, işte arkadaşlarına, ona destek olmuş akrabalarına, işte sıcacık tutan çoraplarına, her şeye ve herkese teşekkür mektubu yazıyor, notu yazıyor, çiziyor, resimliyor, kalpler çiziyor, güneşler çiziyor. Dolayısıyla ve ertesi gün onu hastaneden uğurlamaya gelen arkadaşlarına da çok değerli bir mesaj vererek, sizin taburculuğunuzda da ben burada olacağım diyerek onların da iyileşmeye olan inancını bir kez daha vurgulayarak çıkıyor hastaneden ayıcıyla birlikte ve yeni maceralar bizleri bekliyor diyor. Buradaki kitapta aslında olumlu düşünmenin, evet, teşekkür duygusunun, kanserin iyileşebileceğine dair, evet, bir hastalık olduğunun ve erkek çocuklarının da duygularını rahatça ifade edebileceğine, evet, vurgu yapmak için pek çok öğe var içinde kitabımızın. Ve farkındalık sorularıyla birazcık çeşitlendirmeye, evet, çalıştım. Geçenlerde başka bir
kitap içeriği üzerinde çalışıyorum ve bir editörden geri dönüt alıyorum çevrim içi bir platformda. Evet. Bana şey dedi, Mutlu Hanım dedi, sizin dedi anlama ve anlaşılmayla ilgili dedi bir sorununuz mu var dedi. Dedim evet, ben de şimdi fark ettim bunu dedim. Çünkü ben bir eğitimciyim. Evet. Birinci amacım sınıfa girdiğim zaman anlattığım bir şeyin anlaşılıp anlaşılmadığını kontrol etmek. Kitaplarımda da bunu sorularla yapıyorum. Aslında bu bizim meslekte de var. Kontrol etmek istiyorum. Evet. Gerçekten öğrendim mi öğrenmedim. Öğrenmediysem bir daha anlatacağım. Başka şekilde anlatacağım bu defa diye. Evet. Böyle bir kitapta mı var bu? Evet, dediğiniz. Kitabımızın içinde var. Hmm. Hani sağlıklı beslenmenin önemiyle ilgili bir soru var. İşte duygularımızı bazen sevdiklerimize düzgün ifade edemeyebiliriz ama sadece duygularımızı ifade etmemiz için sözcükler olmak zorunda değil. İstersek resim çizebiliriz, istersek mektup yazabiliriz, istersek başka bir şekilde anlatabiliriz duygularımızı. Onların farkındalığını yaratmak istedim. Dolayısıyla böyle bir geri dönüt aldım. Beni çok mutlu etti aslında bu ama bu benim eğitimci kimliğimden kaynaklanan bir şey. Sağlamcılık dedim ben adına. Şimdi çocuklara ve tabii tuvalde çocuklar mesela bu uzun süren bir hastalık ve çocuklar için çocukluk çağını siz ele aldınız. Zaten bu aileler de var. Hep beraber bu süreci atlatıyorlar. Hı hı. Ve onların hayat kalitesini arttırıcı bir çalışma. Kesinlikle. Onların iletişim dilini siz ortak bir paydada buluşturdunuz bu kitapla. Değil mi? İnşallah. Şimdi buradan bugün belli olan bir etkinliğimizi de buradan duyurmak isterim. Kitabımızın paylaşılması için ve yerini bulması için çocuk onkolojisinde Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Onkolojisi bölümüne gelecek hafta içinde tatlı, neşeli ve eğlenceli bir ziyaretimiz olacak. Kitaplarımızı da hediye edeceğiz. Ve inşallah keyifli, mutlu, hayata tutunmalı bir gün daha yaşayacağız ve yaşatacağız oradaki aileler ve çocuklarımızla. Bu kitabın tabii ki resimlenmesinde sevgili illüstratör arkadaşım Maria Golseva'ya, grafik tasarımını üstlenen Magic Touch ailesine, sevgili Özlem Özbekoğlu'na ve Tahsin Hanım'a buradan çok çok teşekkür ediyorum. Yakındoğu Üniversitesi Kültür Yayınları ve Magic Touch işbirliğinde ortaya çıktı kitabımız. Ve bütün geliri de Cengo Vakfı'na bağışlanacak. Yine nereden alabilir izleyicilerimiz? Cengo, kitabımız Magic Touch'ın tüm şubelerinde, Lefkoşa ve Girne şubelerinde, ayrıca Arabahmet'teki Taşev Butik Otel'de satılmaktadır. Oralarda satıştadır. Yakın bir zamanda birkaç kitap da Işık Kitap Evi'nde yine olacak. Oraya da götüreceğiz çünkü oradan da bir talebimiz oldu. Evet. Çünkü bu bir farkındalık kitabı aslında. Biz de buradan gerçekten tüm şifa bekleyen izleyenlerimize, çocuklarımıza şifa diliyoruz. Hep birlikte el birliğiyle olacak ve katkı koymamız da gerekiyor. Çünkü uzun süreli tedaviler, masraflı tedaviler, maddi ve manevi zor süreçler birlikte hep beraber bu süreci neden aşamayalım? Aşarız. Şimdi süremizin sonuna geldik ama diyorsunuz ki kimi zaman bizler de herkes duygularını gerçek anlamda ifade edemeyebilir. Kızgınlığını, sevgisini, hüznünü. Siz diyorsunuz ki bir pano yapın, ifade edemiyorsanız yazın, çizin, değil mi? Bir eğitimci olarak. Çünkü karşımızdaki kişi de bilmezse duygularımızın ne olduğunu tahmin de edemez. Evet ve böylelikle de iletişim zorlaşır. Kopar. Güçlükler ortaya çıkar. Ben şunu söylemek istiyorum. Yani BET'ye her program için geldiğimde çok keyif alıyorum. Neden derseniz belki bilmiyorum ama siz geçerken ne kadar sağa sola duvarlara bakıyorsunuz ve ne kadar dikkatli bakıyorsunuz bilmiyorum ama beni buradaki sanatsal çalışmalar... Ben sizin dikkat ettiğinizi fark ettim. Çok hoşuma gitti. Kesinlikle böyle kolaj yapılmış olan çalışmalarda çok büyük yaratıcılık olduğunu düşünüyorum ve
Bu da bir duygu ifade etme evet. şekli aslında. Bu da beni düşündürmüyor değil. Belki bir sonraki duygu ve düşüncelerimi böyle bir şeye döker miyim diye güzel. Geçmedi değil evet, yani fark aklımda. Fark ettim aslında böyle bir çocuk. Evet, evet. Çok hoşuma yayından gitti. Yayından sonra böyle bir gezersiniz. Hatta evet. yayıncılık tarihi müzemiz var ön tarafta. Onları gezdim. Zaten. En son bu koridordaki kolaj çalışmaları evet. çok hoşuma gitti. Hı-hı. Bu çerçevelerin içinde olanlar evet. özellikle çok yaratıcı ve modern buldum açıkçası. Neden olmasın? Bu da insanın kendini bir şekil ifade etme şekli. Evet. Bu da bir iletişim tabii. modeli. Onun için sanatın her dalını seviyoruz. Evet. Sanat gerçekten birleştirici ve iyileştirici bir kesinlikle. Dil. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Ben sizi teşekkür ederim. Konuk olarak görmek istedim. Çünkü sağ konu olun. Çok. Derneklerde aktifsiniz zaten. Hı hı. Eğitimcisiniz en önemlisi. Bir günde eğitim ayağını konuşuruz. Kitap ve eğitim, sanat seve, ve eğitim seve. Deriz. Tamam. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben sevgili teşekkür ederim. Sağ olun. Yeni Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Mutlu Soykurt bizimle beraberdi. Hocamıza bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük bizden bu kadar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.